12 Şubat Pazartesi sabahından herkese merhaba. İş Yatırım YouTube kanalında haftalık beklentilerimizi paylaşmak için sizlerle beraberiz. Bülent ve Dağlar bizle beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Pozitif bir haftayı geride bıraktık hisse senetleri piyasası açısından. BIST 100 endeksi yılbaşından beri kuvvetli performansını sürdürmeye devam ediyor. İlave olarak çok sık görmediğimiz bir formasyon var. 6 haftadır haftalık olarak yukarıda kapatıyoruz günlük yükselişlerin dışında. Aslında bu bir anlamda yükselişin kalitesini de ortaya koyuyor. Yılbaşından itibaren Borsa İstanbul'un en likit endeksi olan BIST 30 endeksi dahil hisse senetlerinin performansına baktığımızda 30 hissenin 29'unun pozitif performans gösterdiğini görüyorum. Bu da aslında yükselişin kuvvetliliğine bir delil teşkil ediyor. İlave olarak en kuvvetli performansı bu sene emlak gayrimenkulde gördük. %52 gibi kuvvetli bir getiri var yılbaşından beri. Onu da %36 ile Sabancı Holding takip ediyor. Bu hisselerin endeks üzerinde de önemli bir ağırlığı var. Bu da aslında endeksteki hareketin devamına yönelik bir işaret sunuyor bize. Bunu takip edecek yeni paylar olabilir önümüzdeki dönemde. Önemini sürekli olarak vurguluyoruz. 8100 direncimizi kırdıktan sonra işlem hacmi giderek yükselmeye devam etti. Şu an günlük 80 milyar TL civarında bir hacimle devam ediyoruz. Çarşamba günü hacim 200 milyarın da üzerine çıktı. İçeride hem yerli hem yabancı katılımı bu anlamda yüksek. Formasyonumuz zirve formasyonu, yani sürekli olarak TL bazında yeni bir tarihi rekorla gidiyoruz. Bu formasyonun en önemli özelliği ne? Yüksek işlem hacmi ama daha önemlisi realizasyonların seans içerisinde gelmesi. Yani normal dalgalı seyirlerde realizasyon olan günler olur, haftalar olur gerekirse. Burada bütün kar satışlarının seans içerisinde karşılanıp her gün tekrar yeni bir yüksek yaptığını görüyoruz piyasanın. Bu da hala iştahın kuvvetli olduğunu gösteriyor. Geçen hafta konuşmuştuk, şirket raporlarında da canlılık devam ediyor. Piyasayı değerlendirmek isteyen, okumak isteyen yatırımcılar için bol miktarda kaynak var bu aralar. Biz bu konuya biraz daha farklı yaklaştık. Araştırma direktörümüz Emre Sezen bu konuyla ilgili bir video yayınladı. Şu an YouTube kanalımızda seyredebilirsiniz. Bir araştırma raporu nasıl yazılır? Baştan sona detaylı bir şekilde anlattı. Yatırımcılara katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Gene piyasa dinamikleri açısından önemli bir şey. Geçen hafta iki şirket halka arz için talep topladı. Gerekli satışı yaptıkları görülüyor. Bir iştah var o tarafta gene. Bakalım bir önceki dönemdeki yaşanan yapıya benzer bir şey mi olacak? Yoksa daha ılımlı bir yükseliş mi göreceğiz o tarafta? Bunu gözlemlemek önemli olacak. İlave olarak bu hafta Limak Çimento'da talep toplayacak. Oradaki iştahı da aslında piyasa katılımcıları yakından takip edeceğiz. Yaptığımız yayınlarda yerli yatırımcı ile piyasanın belli bir noktaya geldiğini, artık yabancı kurumsala ciddi anlamda ihtiyaç duyduğumuzu konuşuyoruz. Aslında bu konuda bize bilgi verebilecek Bülent aramızda. Bülent geçen hafta Londra'daydı. Bülent bizim de paylaşabilir misin? Sana neler sordular yabancı fon yöneticileri? Türkiye ile ilgili neleri merak ediyorlar? Senden dinleyelim. Evet, biz geçen hafta bir ekip olarak Londra'daydık. 20'nin üzerinde toplantı yapıldı. Sadece hisse senetleriyle ilgili değil, tahvil ve Eurobond tarafıyla da ilgili toplantılar yapıldı. Geniş katılımlı toplantılar. Havanın çok olumlu olduğunu, zaten geçtiğimiz bir yıl içerisinde olmaya dönen bir hava vardı. Ama bu gidişimizde şahit olduğumuz konu havanın çok daha fazla olumluya kaydığı yönünde. Hala tabii fon yöneticilerinin gerek uzun vadeli gerek hedge fon diyebileceğimiz kısa vadeli fon tiplerinin portföylerinde Türkiye'nin ağırlığı underweight, hala az. Toplamın %5'ini 10'unu geçmeyecek şekilde bir yapılanma var ama bunun önümüzdeki dönemlerde hızla artabileceği potansiyelinde açıkçası birebir şahit olduk. Fırsat gibi görüyorsun yani. Kesinlikle. Şimdi tabii Türkiye'nin bazı avantajları var. Bu çok fazla konuşulmuyor ama likiditesi gerçekten çok kuvvetli bir piyasa. Günlük 4-5 milyar dolarlık bir likiditeden bahsediyoruz. Yabancı yatırımcılar için de birincil önem taşıyan bir konu, bir faktör bu. Örneğin geçen sene Yunanistan piyasasını örnek verecek olursak, hakikaten piyasaların star performans gösteren piyasasıydı. Getiri anlamında. Hala da öyle. Çok fazla ilgi var ama 10-12 hisse etrafında dönüyor ve toplam işlem hacmi 150 milyon euro. Bizim işlem hacmimiz günlük 4 milyar euro. Dolayısıyla işlem hacmi anlamında, likidite anlamında çok tercih edilen bir piyasayız. Bunu biraz ön plana çıkarmak lazım. Tabii Londra'da TL'nin bulunabilirliği, TL'nin rahatlaması da çok önemli. Kamu bankaları swap yoluyla Londra'daki fonlara TL artık sağlayabiliyorlar. Bu onlar için çok önemli. TL aktiflerine yatırım yapmaları açısından. Dolayısıyla hem hisse senedi piyasalarında hem tahvil piyasalarında pozisyonlarını, Türkiye pozisyonlarını arttırma anlamında çok önemli potansiyeller gördük. Önümüzdeki dönemde bunun kademe kademe artmasını bekleriz. Ama tabii ki endişeleri yok mu? Elbette var o tarafında. Para politikasının sürdürülmesindeki kararlılık. O kararlılığı görmek istiyorlar kesinlikle. Tabii ki bir ne de olsa bir seçim var. O seçimin verdiği bir endişe ki onun para politikasına olumsuz yansıma olma ihtimali
endişeleri bir miktar artırıyor. Yılbaşından bu yana 200 milyon dolarlık bir para girişi var. Bunun kademeli olarak düşünerek artmasını bekliyorum ben yıl içerisinde. Tabii burada hem para politikası ile ilgili sorular da çok aldık. Hem politika, tabii geçmiş dönemlere göre, 3-4 yıllık döneme göre bu sorular az. Ama yine can alıcı noktalarda tabii ki sorular geldi. Belki burada dağlar bize bu konuda bilgi verebilir. Evet, yani ben de Londra'daydım. Yani gördüğüm şu, temel olarak makro, yani para politikası ve siyasetin gelişimi konusunda geçtiğimiz 3-4 yılda yabancılarla yaptığım toplantılarda çok soru gelirdi. Ve bu sorular daha çok şüpheci sorulardı. Yani şüpheyle baktıklarını, çok iyi bir fırsat belki görmediklerini, para politikasına, ekonomi yönetimine çok güvenmediklerini hissettirirdi. Bu sefer fark şu, gerek yerel seçimin belki yaratabileceği olası risklerde, gerek para politikasının sürdürülebilirliği konusunda çok fazla detaylı şüpheci soru almıyorum. Biraz anlattığımda görüşümü, ikna olmaya ve hemen piyasaya yönelik daha detaylı bilgi almaya, işte bankaları sormaya hızlı geçiyorlar. Normalde makroda çok tıkandıklarında piyasaya bu kadar hızlı geçmezler. Ama sohbetlerimiz Türkiye'deki genel dezenflasyon hikayesini en azından bu yıl için ve de para politikasının da yıl sonuna kadar az çok sıkı sürdürüleceğine inanan bir yabancı görüntüsü veriyor. Yani burada şunu söyleyeyim. Arada sordukları soru şu mesela. İşte yerel seçimde iktidarın aleyhine bir durum olursa bu ekonomi yönetiminde bir değişikliği yol açar mı? Ya biz zaten bunun olmayacağını düşünüyoruz. Seçim riski kalktıktan sonra ortada ekonomi yönetiminin temel parametrelerini değiştirmek için bence hiçbir gerekçe kalmıyor. Ama bunu açıkladıktan sonra görece kolay ikna oluyorlar. Genel olarak onlar da para politikası yönetiminde bir değişiklik beklemiyorlar. Genel olarak siyaseti de çok etkileyeceğini, yani yerel seçime kadar belki piyasalarda irli ufaklı oynaklıklar olabilir. Yerel seçim sonuçlarının açıklanması, netleşmesi 2019'daki gibi biraz uzarsa çalkantı olabilir ama çok genel baktığımızda yerel seçimi çok büyük bir piyasa olayı olarak görmüyorlar. Yani bu benim için gerçekten önemli gördüğüm bir şey. Makroda ikna olmaya yakın çok fazla oyuncu var. Yerel seçim öncesinden de yabancı ilgisi olacaktır ama sonrasında da genel anlamda Türkiye piyasalarını hem TL cinsi tahvilde hem Eurobond'da hem de hissede geliyorlar gibi görüyoruz. Yine bu haftaya dönün, hisse senedi piyasası açısından çok kısa vadeli bir değerlendirme yapabiliriz. Bu hafta neler olabilir şeklinde. Endeks için daha önceki yayınlarda konuştuğumuz aslında seviyelere yaklaştık. Çok fazla bir yer kalmadı. Biz her zaman hem TL hem dolar bazlı bakmak tarafındayız. Özellikle yolunu gözlediğimiz yabancı yatırımcının para birimi açısından da piyasayı değerlendirmek önemli bir hale geliyor. Geçen sene Eylül-Ekim aylarında burası 3.10, dolar bazında 3.10 seviyesine kadar yükselmişti. Cuma kapanışımız 2.94. Dolayısıyla artık o noktaya doğru yaklaşıyoruz. Bunun TL eşleri yaklaşık 9.300-9.400 bandına denk gelir. Bu hafta oralara doğru bir hareket olursa ben bir realizasyon aslında beklerim. Dolayısıyla bu haftanın başlangıcının parlak olabileceğini ama haftanın ilerleyen günlerinde yükseliş devam ederse daha defansif bir tutum takınabileceğini düşünüyorum piyasanın. Bu seviyeler bizim açımızdan. Kritik aşağı tarafta da eğer bir realizasyon olursa işte 5 günlük ortalama yaklaşık 8.850 noktalarında oraya doğru bir gevşeme olur ama genel olarak piyasanın iştahlı olduğunu, para girişinin sürdüğünü, yabancı ilgisinin de çok kuvvetli olmasa da özellikle hisse bazında kendisini hissettirdiğini söyleyebilirim. Tabii burada bizim performansımızı yakından etkileyebilecek bankacılık sektörü var. Dün ilk etapta onu da sormak istiyorum bu turda. Bankalar yıla çok hızlı bir başlangıç yaptılar. Kuvvetli bir performans gördük. Alınan bazı aslında önlemlerin bankaların karlarına bir miktar darbe vurabileceği söylendi ama sektör ilk önce bunu çok umursamadı ama son haftalarda bir miktar geride kaldığını görüyoruz performansı. Evet. Bir de yabancıların Türkiye'de yatırım yapmaya en alışık olduğu sektör sanırım bankacılık. O noktayla ilgili bir soru geldi mi? Sana nasıl bir değerlendirme yaptı yabancı kurumsal yatırımcılar? İlave olarak geçen hafta bazı sigorta şirketlerinin bilançoları geldi. Finansallar aslında bir miktar kafa karıştırdı. Belki bizim için orada resmi biraz netleştirebiliriz. Evet, yani bankacılık sektörü geçen sene aslında çok kuvvetli bir performans gösterdi. Yabancıların geldiği, girdiği sektörlerin başında geliyor. Yani holdingler ve bankalar, havayolları diye sıralayabiliriz. Tabii ki burada kuvvetli kar momentumunda güçlü finansal performansında önemli rol var. 2023'ü bütün piyasa şartlarının aleyhine çalışmasına rağmen kuvvetli bir şekilde kapattı bankacılık sektörü. Ama ilk 6 ay zorlu geçecek. Yani yükselen fonlar
fonlama maliyetlerinin olumsuz etkileri marjlarda görülecek açıkçası. Özellikle birinci çeyrekte bunun dip noktasına gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla birinci çeyrekler kuvvetli değil. Bunu görmek lazım. İkincisi de geçen hafta enflasyon raporu açıkladı yeni Merkez Bankası Başkanı. Orada tabii ki mevcut faiz seviyesinin yeterli olduğunu sıkılaştırma anlamında ama makro ihtiyat tedbirlerin sıkılaştırmayı desteklemek adına devam edebileceğini söyledi. Bu tabii sektör üzerindeki yeni tedbirler gelebileceği endişesini artırdı. Burada muzam oranlarının artırılması maliyetleri artırıcı bir etki yaratabilir. Gerçi muzamlara faiz ödeyecekler. Bu telafi edici bir nokta teşkil ediyor ama en azından psikolojik olarak olumsuz bir etki yarattı diyebiliriz. Bir de kredi kartlarına yönelik bir kısıtlayıcı tedbir gündemde olabilir. Yine Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığı bir konu. Böyle anlaşılıyor. Seçimden sonra devreye girebilir. Kredi kartları neden önemli? Bu sene %50 civarında bir büyüme bekliyorlar TL kredilerde, özel bankalar özellikle. Kredi kartları da bu işin ana tetikleyici segmenti olacak. Oradaki bir yavaşlama, orada gelirlerdeki bir olası bir kayıp, bu sene beklenen %20-25 civarındaki kar artış tahminlerimizi bir miktar törpüleyebilir. Bu iki nokta endişe yarattı ama genel olarak sektörle ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz. Özellikle ikinci yarıdan itibaren marjların düzelmesiyle beraber çok kuvvetli bir performans gündemde olacak. 2025'te oldukça iyi bir yıl olacak. Onu söyleyebilirim bankacılık sektörü açısından. Sigortacılık soruna gelecek olursak özellikle Anadolu Sigorta bilançosundan sonra kafalar karışmış gibi. Genel olarak son çeyrekte karşılıklar artar. Yani mevsimsel bir özellik var. Ama asgari ücretin artışı burayı birebir etkiliyor. Yani bu karşılıkların hazırlanmasında, hesaplanmasında bir formül kullanılıyor ve bu da asgari ücret artışına bağlı. %50 kuvvetli bir artış tabii ki. Bu doğal olarak bu karşılıkları yükseltmiş vaziyette. Ama düzenleyici kurum burada bir kolaylık getirdi aslında sigorta şirketlerine. Şimdi siz gelecekteki karşılıkları hesaplayıp bugüne indirgiyorsunuz ve bir iskonto oranı kullanıyorsunuz. Kullanılan iskonto oranı %28'di. Bunu %35'e arttırdı. Bunu kullanabilirsiniz, karşılıklarınız daha düşük çıkacak dedi düzenleyici kurum. Bazı şirketler bunu son çeyrekte kullanmayı tercih etti. Bazıları birinci çeyreğe erteledi. Anadolu Sigorta'da birinci çeyreğe ya da işte daha sonrasında erteledi. Yani 2024 yılını ertelemiş durumda. Dolayısıyla son çeyreğin zayıf gelmesi, karşılıkların yüksek olması sebebi bu nedenle. Muhtemelen Türkiye Sigorta'da da aynı şeyi göreceğiz. Bu şu anlama geliyor. Çok kuvvetli birinci çeyrek karlarına bakıyor olacağız. Bu kafa karışıklığını bu şekilde gidermek lazım. Birinci çeyrekte gayet kuvvetli elementer tarafta karlar beklerim. Fırsat gibi görülebilir çünkü. Aynen öyle. Bir miktarda aslında fiyat düşüşü oldu sigorta şirketi. Kesinlikle. Ben öyle görüyorum. Tabii bankacılık tarafında da kuvvetli kar marjı var. Ne tetikleyecek orayı? Çok kuvvetli faiz indirimleri bekliyoruz 2025 yılında. Belki orada dağlar bize bilgilendirir. Bu da karı oldukça kuvvetlendirecek diye düşünüyorum ben. Senden devam edelim daha. Tabii. Yani dezenflasyon hikayesi aslında. Enflasyon düşerken faiz indirimi için alan olacak. Biz bu yıl sonunda %43 enflasyon bekliyoruz. Merkez Bankası 36. Gelecek yıl sonunda da %25 bekliyoruz. Hani %45 civarında ya da belki biraz daha yüksek, yerel seçim sonrası 47,5'a çıkacak bir politika faizi 20 puanın üzerinde düşmüş olacak aslında 2025 sonuna kadar bu dezenflasyon patikasında. Bu da dediğiniz gibi bankalar için 2025'te aslında oldukça güçlü bir destek. Evet. Tabii burada bazı varsayımlarımız var. Yani enflasyonun düşeceği ve faiz indiriminin alan olacağı biraz nasıl politika güdüleceğine çok bağlı. Bu varsayımlarımızı anlatayım yani. İzleyiciler biraz daha kafalarında oturtabilir nasıl bir dezenflasyondan bahsettiğimiz. Birincisi büyük kur şokları olmayacak. Yani kurda büyük bir tansiyon birikmediğini görüyorum. Cari açık geçen yıla göre hafifliyor enerji fiyatlarının gerilemesi ve altın ithalatının düzelen para politikası ortamında biraz hafiflemesiyle. Diğer tarafta finansman güçleniyor, işte yabancılar gelecek diyoruz. Hazine ve Varlık Fonu Eurobond ihraçlarına çok ciddi talep var. Oradan iyi finansman geliyor. TL varlıklara da benzer şekilde olumluyuz. Finansman tarafı iyi, dış açık hafifliyor. Yerlilerin de döviz alımları ufak. Yani çok büyük bir içeride de döviz talebi yok. Bu ortamda büyük kur şokları için bir gerekçe görmüyorum. Dolayısıyla yıl sonuna kadar benim kur tahminim 41,
biraz daha pozitif de olabilir. Yani ben görece daha dolar TL kuru tahminimi yukarıda tuttum ama daha düşük olma ihtimali yüksek. Reel özellikle yabancı girişi güçlü olursa ve bu da zamana yayılacak bir artış olacağı için ilave enflasyonist etkisi azalıyor. Birinci gerekçe bu. İkincisi, Temmuz'da bir ücret şoku beklemiyorum. Yani asgari ücrete bir zam yapılmayacak. Bu yönde açıklama yaptı ekonomi yönetimi. Şimdi bunu bozacak durumlar olabilir elbette. Bir anayasa değişikliği hikayesi olursa ekonomi yönetimi seçmeni daha memnun etmek isteyebilir. Ama çok sanmıyorum. Yerel seçimde sonrasında popülist politika ihtiyacı ortadan çıktığı için muhtemelen bu sözlerinde dururlar ve Temmuz'da bir ücret zammı olmadığı için oradan ilave bir enflasyon etkisi gelmez. Son olarak da erken faiz indirimi beklemiyorum. Yani yaz başında olmaz diye düşünüyorum. Şu an bozabilecek senaryo bu. Yabancılarla da konuştuğumuzda da ortamı ne bozar sorusuna yanıtları hep erken gelen faiz indirimleri. Benim tahminim Ekim'de başlayacak faiz indirimlerinin ve yılın son çeyreğinde ölçülü 500 bas puan kadar indirim olabileceği, yani %40-42,5 civarı yıl sonunda bir politika faiziyle yılı kapatmamız ve de asıl indirimlerin 2025'te enflasyon zaten az çok normalleşmişken gelmesi. Bu senaryoda %43 enflasyon bu yıl sonu için oldukça mümkün gözüküyor. Yani kurda ilave baskı zaten olacağını sanmıyorum. Asgari ücrette yanlış bir şey yapılmazsa, yani kime göre yanlış o da tartışılır ama enflasyon etkisi açısından genişleyici bir adım olmazsa ve de faiz erken indirilmezse %40'lara düşen enflasyon bir hayli gerçekçi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.